Prematüre bebek zamanından önce doğan bebek anlamına geliyor. Normalde bebekler yaklaşık bir 40 haftalık gebelik süresinden sonra doğarlar ortalama. 37 haftayı tamamlamadan eğer bebek dünyaya gelirse buna biz prematüre doğum, Türkçesi erken doğum diyoruz. Genel olarak Türkiye'de de dünyada da genel görülme sıklığı her 10 bebekten bir tanesi erken doğar. 24 saat süren bir sancımla ben bu hastaneye geldim. Doğumum olurken sadece dediğim şuydu, bir tanesi kurtulsun. Bir bebeğimi elime alayım ama bunun ben imkansız olduğunu düşünüyordum. 5. gün ben hastaneye gelebildim ameliyattan dolayı. İlk tanışmamız çok hüzünlüydü. Özellikle ağlamıştı. Hemşiremiz dokunabilirsiniz annesi demişti. Ben de biraz çekindim ama dokunduğumda susmuştu, hemşire de şaşırmıştı. Ben de tabii gözyaşlarımı durduramamıştım. Erken doğumun birçok nedeni var. Bu nedenleri bazen bilebiliriz, bazen de bilemeyebiliriz. Nedenini bulamayabiliriz yani. Annenin beslenme durumu, iyi beslenememesi, bazı hastalıkları, annenin yaşının ileri olması ya da küçük yaşta hamile kalma gibi durumlar. Annenin hamilelik sırasında geçirdiği hamilelikle ilgili rahatsızlıklar ya da hastalıklar, ki bunların içinde en önemlisi gebelik sırasındaki tansiyon yüksekliğidir. Yine hamilelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonlar. Bunun dışında tek bebek değil de eğer anne rahminde iki bebek, üç bebek varsa, çoğul gebelik varsa, yani yine erken doğum söz konusu olabilir. Stres, travma, düşme vesaire, bu türde nadir olarak gördüğümüz nedenler arasında sayabiliriz. İlk zaman çok zordu. Odaya kimseye sokmuyorduk. İşte çok hassas oldukları için çok çabuk hasta olabiliyordu. Ama şimdi çok fazla bir şeye dikkat etmiyorum. Çünkü eski günlerdeki gibi değil. Önceden çok fazla hasta oluyordu. Şimdi daha iyiyiz. Doğumumdan 7 gün sonra Hüseyin Deniz'in bir ameliyatı gerçekleşti. Tabii ben de hiç şans vermiyordum. Şok olmuştum. Ameliyat, hani bağırsakları delindi. Hüseyin Deniz'in çabuk acil ameliyat olması gerekiyor dediklerinde ben bittim. Hiç umudum kalmamıştı. Yani artık tamam, buraya kadar. Çünkü 830 gram bir bebeği nasıl ameliyat edebilirler dedim. Nasıl yaşama mucizesi olabilir, büyük insanlarda olamıyorken dedim. Ve ondan sonra ameliyattan çok şükür çok iyi çıktık. Doktorlarımızın sayesinde, hem Rabbimin sonra doktorlarımızın sayesinde. Hemşire arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Hepsini tek tek çok seviyorum, yeni doğan hemşirelerimizin. İyileşecek diyordum devamlı. Ve çok şükür öyle de oldu. Erken bebek doğurmuş olmak aslında uzun bir yolculuğa çıkmak anlamına geliyor. Özellikle çok erken doğan bebekler için. Bu yolculuk uzun olduğu kadar zor bir yolculukta. Yolculuğun değişik merhalelerinde değişik problemlerle karşılaşma ihtimalimiz oluyor. Bu problemler bazı bebeklerde eğer şanslı isek daha az görülüyor. Bazı bebeklerde bütün problemleri en şiddetli şekilde görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. İşte bu yolculukta bizler hekimler olarak bebeğin bakımını üstlenen, ebeveyn anne baba da bebeğin anne babası olarak birlikte yürüyoruz bu yolculuğu ve bebek de aramızda oluyor. Çok zor anne babalar için, bizim için de zor. Bir kere umutlarını hiç kaybetmesinler. Yani çocuklarına güvenlerini hiç kaybetmesinler. Doktorlara güvenlerini hiç kaybetmesinler. En büyüğü de Rabbime. Yani hiç demesinler, benim çocuğuma bir şey olacak, benim çocuğum şunu geçirecek, benim çocuğum bunu geçirecek. Hiç korktukları gibi olmuyor. Kendi kendimi güçlü tutarak 110 günün başarısını getirdim. Gerçekten, çünkü çoğu anne psikolog testleri de aldılar. Benim buradaki arkadaşlarım. Bizler hekimler olarak bebeğin bakımını üstlenen, ebeveyn anne baba da bebeğin anne babası olarak birlikte yürüyoruz bu yolculuğu ve bebek de aramızda oluyor. Çok zor anne babalar için, bizim için de zor. Çünkü bizim amacımız bundan 20 sene önce bakılamayan, ölsün diye beklenen bebekleri 20-25 sene önce. Şu anda daha çok bu bebeklerle uğraşıyoruz ve büyük bir çoğunluğunu hayatta tutabiliyoruz.